Arkadaşlar, Guten Tag. Turizm için Almanca bir dersinin e, birinci ünitesinde beraberiz. Ben Profesör Doktor Mustafa Çakır. Bu ünitede e, seyahate hazırlık üzerinde duracağız. Bir seyahate hazırlık yapmak için önce broşürleri inceleriz. E, ve broşürleri inceledikten sonra e, geleneksel yönden ya internet üzerinden ee, ...değişik e, rezervasyon biçimlerini e, yaparız. Biz geleneksel yöntem üzerinde durduk ve... E, ...bu kitabı e, ona göre oluşturmaya çalıştık. Kitabınızın birinci ünitenin kapağında... ...amaçlarımız e, kullanılacak, öğrenilecek kavramlar... ...temel kavramlar yer alıyor. E, bunlara e, bakmanızı öneriyorum. Kitabınızın e, 4 ve 5 sayfasında... E, ...bir e, seyahat acentesine, Giderek orada e, tatil e, planı ile ilgili bilgi alma konusunda yapılacak konuşmaya örnek verilmiş. Bu örneği incelemenizi tavsiye ediyorum. Altıncı sayfada yine geleneksel yolda, yoldan yani acente üzerinden bilet satın alınırken yapılan konuşmaya bir örnek verilmiş durumda. Seyahat acentelerinde e, bilet alırken yapılacak bir başka konuşmada yine 7. sayfada yer alıyor. Tabii seyahat acentesine gittiğinizde e, uçak biletini satın alıyorsunuz. Eğer gidilecek ya da destinasyon noktası tespit edilmişse Ön planda görülen e, dış hat bileti, uçak bileti kitabınızın 8. sayfasında yer alıyor. Arka planda da yine elektronik e, yolcu e, biletleri yer alıyor. Bu her iki e, biletin örneklerinde yine kitabınızın 8. sayfasında görebilirsiniz. 9 ve 10. sayfalarda e, artık biliyorsunuz dünyada sınırlar giderek kalkıyor... Ee, küreselleşmeden bahsediliyor, serbest dolaşım Avrupa ülkelerinde sınırların kalktığı bir dönemden söz ediliyor ama e, öte yandan vize alma gibi bazı sınırlandırmalar da söz konusu. Acentelerde bu konuyla ilgili otel rezervasyonları ile ilgili vizelerle ilgili bilgiler de verilebiliyor. Bu 9. 10. sayfada yer alıyor. Görselde de yine bir Avrupa Schengen vizesi örneğini görüyorsunuz. Yine 10-11. sayfalarda uçak tercihi öne çıkıyor. Genellikle bunu söylüyoruz. Uçak biletiyle ilgili yolcu ve ajanta görevlisi arasındaki konuşmayı görüyoruz. Ama bunun yanı sıra görselde söz gelimi otomatik para atarak demir para ya da kağıt para kullanarak tren biletleri ya da otobüs şehir içi ulaşımlarda, banyoylarda bilet alma durumu söz konusu. Onunla ilgili görselleri görüyoruz. Ee, burada Köln İstasyonu'ndaydık. Ee, yine 12. sayfada havaalanında e, check-in yapılırken e, yapılacak konuşmaya örnek var. Ee, ve yurt dışı çıkışlarda yine elektronik e, bilet ve pasaport uygulaması ile ilgili konuşma örneğini 13. sayfada görüyoruz. Burada e, biniş kartı verildi. Biniş kartı boarding pass artık e, ya e, direkt e, bankodan alınabiliyor, check-in bankosundan yahut da elektronik olarak e, check-in e, makinelerinden veya internet üzerinden de check-in yapılabiliyor. Bununla ilgili de yine e, örnekler kitabınızın 13-14. sayfasında yer alıyor. Yine havaalanlarına gittiğinizde dahili anonslar çok önemli. E, bu dahili anonslara örnekler verilmiş. Anonslar bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak İngilizce yapılıyor. Bununla birlikte e, Almanca yapılan e, anonslarda da yine burada size 4 tane anons ördeği verildi. Kitabınızın 15. sayfasında bunu dikkatlice incelemenizde yarar görüyoruz. Görselde de yine bir e, havaalanı e, içinden e, bir e, bölüm e, işte gelen ve giden uçakların saatleri kontuar numaraları vesaire görülüyor. Ee, ama evcil hayvanlarımız var, ee, çok değer verdiğimiz hayvanlarımız. Bunlarla e, birlikte yolculuk etmek istiyoruz. Bunlar teknik olarak mümkün, ee, uçağa alınabiliyor ama belli kuralları var, havacılık, sivil havacılık e, yasalarına göre. ve Bununla ilgili örnekler, konuşma örnekleri, kitabımızın 16. sayfasında e, yer alıyor. E, burada yine bir e, evcil hayvan, e, işte taşıma sepetiyle görülüyor. Sınırda arkadaşlar pasaport e, polisinde e, ya da gümrükte e, yapılacak konuşmaya örnekler 18. sayfada veriliyor. Yani gümrüğe tabi eşyanız var mı? Habinize etva su deklaririn diyor mesela. E, siz nine diyorsunuz. Hayır. O zaman doğru geçebiliyorsunuz. Bunun için ayrılıyor. Ama nine deyip de gümrüğe tabi eşyanız e, olduğu söz gelimi e, girişlerde... Belli miktarda kitabınızda onun örnekleri var. Yanınızda para e, bulunduruyor iseniz e, o takdirde e, beyan etme zorunluluğu var. Beyan etmezseniz e, bununla ilgili de e, cezai yaptırımlar söz konusu. Burada pasaport polisinin örneğini görüyoruz. Pasaport polisine girerken de yine Avrupa Birliği vatandaşları, Türkiye ya da diğer ülke vatandaşları şeklinde bir ayrım söz konusu bu ayrıma göre de dikkatli olmak gerekiyor. Uçağa bindiğinizde örnek konuşma 21 sayfada yer verilmiş. Burada yine işte İngilizce konuşmalar var. Ee, Türkçede de e, yapılabiliyor eğer e, Türk Hava Yolları ile seyahat edebiliyorsanız e, ya da e, Almanca e, yapabiliyor. Burada yine e, İngilizce ya da Almanca e, konuşma karışık örneği sayfa 21'de verilmiş burada görselde de yine e, yapılan e, uçak içinde e, Avusturya Hava Yollarının bir e, sahnesi yer alıyor. Ee, burada da e, uçak e, terminale e, indikten sonra, gümrükten çıktınız e, 25. sayfada otele transfer işlemleriyle ilgili e, bilgiler var. E, otel transferi e, kitabınızda e, araç kiralamayla, taksiyle... Otobüste e, yapılabilir. E, burada e, araç kiralama e, işlemi var. Araç kiralama bürosunda yapılacak konuşmalar 31. sayfada yer alıyor. E, sonra e, benzin e, almanız gerekirse, benzin istasyonunda yapılması gereken e, geçen konuşmaları burada veriyoruz. E, yine 33. sayfada e, bu konuşmalar e, devam ediyor ve burada artık e, bir... Tren istasyonunda e, yolculuk, trenle yolculuk söz konusu. E, görselde Alman e, demir yolları işletmesinin Köln e, ana e, garında ki treni e, ve peronu e, görüyoruz. Almanca'da selamlaşma e, çok önemli. İnsanlar birbirlerini tanımasalar dahi e, sabahları kalktıklarında "Guten Tag". Good Morgan gibi... E, ...selam biçimini kullanıyorlar. Ancak selamlaşmalar... E, ...bu selam örnekleri... ...37. sayfada verilmiş bu arada onu söyleyelim. Selamlaşmalar bölgelere göre de... ...değişebiliyor. Söz gelimi standart Almanca'da... ...Guten Morgen sabahları... ...Guten Tag şeyleri... Bunlar resmi selamlaşma biçimleri ama biraz daha e, informal selamlar. Grüssi de diyebilirler ya da Grüss derler senli benli konuşurken. Ama Güney Almanya'ya gittiğinizde ya da e, biraz daha e, Katolik, Protestan eğilimli e, bir toplum içerisine girdiğinizde size Grüß Gott derler. Yani Türkiye'deki iyi günler ile selamın aleyküm ayrımında olduğu gibi Grüß Gott derler. Aynı şekilde e, gençler arasında adiyo, adiye, aço, çav, çüz gibi e, kullanımlara da e, rastlamak mümkün. Öğlen yemeğinde, öğlen vaktinde mal sahip derler, servus der Avusturyalılar, çüz der, çüsi de diyebilirler. Bunun karşısında e, Auf Wiedersehen, standart e, tekrar görüşmek üzere şeklinde, tekrar görüşürüz, iyi günler e, şeklinde e, bir selamlaşma o anlamları verebiliriz Auf Wiedersehen'e. İsviçre'de Auf Wiederluga şeklinde de kullanıldı olur. Bunlarla ilgili selamlaşma örneklerini kitabınızın 37. sayfasında bulabilirsiniz. Gösteriz ilgiye teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bize görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Olası sorularınızı cevaplamaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ben Mustafa Çakır. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Saygılar, selamlar herkese.